Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur saman içinde yaşlı bir kadınla Keloğlan diye bir oğlu varmış. Annesi çok yaşlı ve fakir olduğundan Keloğlan her gün dağdan odun kesip köyüne getirip satar. O parayla da karnını doyururlarmış. Bir gün Keloğlan gene dağdan kestiği odunları sırtına yükleyip getirirken yorulmuş. Dinlenmek için bir ağacın altına oturmuş. Otururken de eline diken batınca... Vay anam! Der demez de ağacın yaprakları sallanmış. Ak sakallı bir ihtiyar peyda olmuş. Keloğlan'a... Beni niye çağırdın oğlum? Demiş. Keloğlan korkarak... Ben kimseyi çağırmadım dedeciğim. Deyince aksakallı dede... Benim adım Vay dededir. Vay diyen oldu mu ben gelirim. Söyle bakayım nereden gelir nereye gidersin? Diye sormuş Keloğlan. Vay dedeciğim, dağdan odun kesmekten geliyorum. Bu odunları satıp yaşlı anacığımla ikimiz karnımızı doyuracağız. Elime diken battı da vay dedim. Sizi rahatsız etmek istemezdim yoksa. Demiş. Bunun üzerine vay dede. Aferin sana. Demek ki sırtında odun taşıyıp annene bakıyorsun. Öyleyse şimdi sana mükafat olarak bir ocak vereceğim. Artık dağa çıkıp odun kesmeye gitmene gerek yok. Pişir ocağım pişir dedin mi bu ocak 40 türlü yemek pişirir. Diyerek ocağı vermiş ve kaybolmuş. Keloğlan odunları orada bırakıp sevinçle eve koşmuş. Annesi... Niye boş geldin oğlum? Hani odunlar? Beni aç mı bırakacaksın bugün? Deyince Keloğlan... Vay dedenin ocağı varken ben seni hiç aç kormuyum anacığım. Deyip elindeki ocağı yere koymuş. Pişir ocağım pişir. Der demez sofraları yemek dolmuş. Annesi... Allah vay dededen razı olsun. Hemen bu akşam komşulara bir ziyafet çekelim de sevinsinler. Demiş. Bütün komşuları yemeğe çağırmış. Akşam olmuş, bütün komşular toplanmışlar. Yemek vakti gelmiş. Keloğlan'ın annesi sihirli ocağı alıp masanın üstüne koymuş. Pişir ocağım pişir der demez masanın üstü 40 türlü yemek dolmuş. Ocağı alıp pencereye bırakmış. Yemekler yenmiş, Keloğlan'ın annesi kahve pişirmek için mutfağa gitmiş. Kötü komşularından biri ocağın kerametini fark etmiş. Hemen çocuğunu gizlice çarşıya yollayıp ona benzer bir ocak alıp sihirli ocakla gizlice değiştirmiş. Ertesi gün Keloğlan'ın karnı acıkmış. Ocağı alıp pişir ocağım pişir demiş. Fakat ocak o ocak olmadığı için pişirmemiş. Annesi Keloğlan'a... Ocağın tılsımı bitti. Hadi eşeğini al da oduna git. Demiş. Keloğlan çaresiz eşeğini alıp oduna gitmiş. Ağacın altına oturup... Vay anam vay. Der demez aksakallı vay dede gene çıkmış. Hayrola Keloğlan? Beni niye çağırdın? Deyince Keloğlan... Bilmem ki nasıl söyleyeyim vay dedeciğim bizim ocak... Diye lafları ağzında geveleyince vay dede... Ocağını çaldılar değil mi? Ocağını ziyafete gelenlerden çilli kadın çaldı. Ama o ocak ona da hizmet etmeyecek. Şimdi sana bir tavuk vereceğim. Yumurtla tavuğum yumurtla deyince sıkıntıdan kurtulursun. Demiş ve tavuğu verip kaybolmuş. Keloğlan sevinçle eve gelmiş. Annesi... Oğlum hani odunlar? Beni aç mı bırakacaksın? Deyince Keloğlan... Ben senim canım anacığım. Bak vay dede bu sefer bir tavuk verdi. Dur bakalım hüneri nedir? Yumurtla tavuğum, yumurtla. Der demez tavuk altın yumurtlamaya başlamış. Altınları sarraflara bozdurmuşlar. Evlerine her şeyleri almışlar. Bu ara kötü komşuları bunları gizlice pencereden gözlemiş ve kerametin tavukta olduğunu görünce de gece tavuğu çalmışlar. Yerine ona benzer bir tavuk bırakmışlar.
Sabah olunca annesi tavuğu yakalamış. Yumurtla tavuğum, yumurtla demiş. Ama tavuk yumurtlamamış. Hemen Keloğlan'a seslenmiş. Oğlum, bizim tavuğun kerameti bozuldu. Git dağdan odun getir de satıp karnımızı doyuralım. Keloğlan gene dağa gitmiş. Odunları kesmiş, sırtına yüklemiş. Vay dedenin ağacının altına gelmiş. Gelmiş ama vay dedeyi çağırmaya korkuyormuş. Çünkü onun verdiği iki şeyi de çaldırmış. Ama son bir kere daha şansımı denemeliyip deyip çekinerek... Vay dedem. Der demez vay dede çıkmış. Ay Keloğlan vay. Tavuğunu da çaldırdın değil mi? Deyince Keloğlan... Affet beni vay dedem. Ama kabahat benim iyi yürekli anamda. Her şeyi herkese söylüyor ya. Sen üzülme Keloğlan. Kabahat annende değil. Sizin kötü komşularınızda. Vay dedem, tavuğu kim çaldı bir bilsem inan ki vallahi dişini sökeceğim. Bak Keloğlan, şimdi sana bir altın iğne vereceğim. Eve gidince bütün komşuları çağırıp göstereceksin. Batır iğnem, batır diyeceksin. Her şeyine kendiliğinden kavuşacaksın. Demiş. Vay dede kaybolmuş. Keloğlan iğneyi alıp yola koyulmuş. Acaba bu iğne ne yapar diye düşünerek eve gelmiş. Annesi... Ah oğlum hani odun, ananı aç mı bırakacaksın? Deyince Keloğlan... Vay dede varken hiç aç mı kalırız anacığım? Bak bu kez de altın bir iğne verdi bana. Annesi... O kadarcık iğne bize ne yapsın? Deyince Keloğlan... Şimdi görürsün. Batır iğnem, batır. Ay, ay of, of. Ay, demiş, annesi söylediğine bin pişman olmuş ve... İyi ama bu iğne insanın canını yakıyor, karnını doyurmuyor ki. Sen keyfine bak anacığım. Biz şimdi onun sayesinde hem ocağımıza hem de altın yumurtlayan tavuğumuza kavuşacağız. Sen hele komşulara git... Keloğlan altın iğne getirdi de bakalım. Annesi hemen komşulara gitmiş. Hepsini eve davet etmiş. Ocakla altın yumurtlayan tavuğu çalan kötü komşular da iğneyi de çalarız ümidiyle gelmişler. Keloğlan'ın annesi iğneyi göstererek... Benim aslan oğlum annesine altın iğne getirdi. Ben size kahve pişirmeye gideyim. Sakın ha batır iğnem batır demeyin. Deyip mutfağa gitmiş. Hırsız kötü komşu hemen batır iğnem batır der demez iğne ocağı çalan kötü komşuyu delik deşik etmiş. Aman ne olur durdurun şu iğneyi diye yalvarıyormuş. Kapının arkasında saklanan Keloğlan çıkıp... Ne haber durdururum durdurmasını ama bir şartla bizden çaldın o ocağı verirsen. Demiş. Vermez olur muyum? Vereceğim tabii. Ne olur durdur deyince Keloğlan... Hadi bakalım peki peki. Batırma iğnem batırma. Demiş. Ocağını almış. Şimdi sıra altın yumurtlayan tavukta deyip onu çalan komşuyu da çağırmış. Annesi ona da... Gördün mü komşucuğum? Oğlum bana altın iğne getirdi. Ben gidip sana bir kahve yapayım. Aman batır iğnem batır demeyesin. Diyerek mutfağa gitmiş. İğneyi de altın yumurtlayan tavuk gibi zannederek batır iğnem batır der demez iğne her tarafına batmış. Aman komşu yetişin durdurun şu iğneyi deyince Keloğlan çıkıp altın yumurtlayan tavuğumu verirsen durdururum demiş. Kadın tövbeler olsun hemen getireceğim deyince Keloğlan... Anlaştık mı? Hadi bakalım ben de durdurayım. Batırma iğnem batırma. Deyip ocağını da altın yumurtlayan tavuğunu da almış. Karınları acıkınca pişir ocağım pişir demişler. Parasız kalınca yumurtla tavuğum yumurtla demişler. Biri kötülük etmek isteyince de batır iğnem batır demişler. Ve ölünceye kadar annesiyle mutlu bir hayat sürmüşler.